Götürün içeri. Evladım, yavrum! Mahvettiler biricik yavrum, mahvettiler! Katiller, Allah'ınızdan bulun inşallah yavrum! Üzüntünüzü anlıyoruz hanımefendi. Ne olur müdür bey oğlum, kurtarın kızımı! Endişeniz olmasın efendim. Gerekli bütün tedavinin yapılması için hastaneyle temasa geçtik. Biraz sabırlı olun, götürün. Allah razı olsun evladım, sağ ol. Dünkü intihar olayının raporu efendim. İntihar sebebi? Kanda önemli miktarda morfin bulunmuş. Nerede kaldı? Arkadaşlarına gitmişti. Kime? Şey... Pek iyi bilmiyorum. Yalan söylüyorsun, koruyorsun onu! Asıl! Sıkma çocukları! Gençlikte olur böyle şeyler. Sen gençken... Bırak anne şimdi geçmişi, zaman kötü. Her gün nelerinle karşılaşıyoruz. Evet. Ben komiser Asım. İhbar mı aldınız? Peki, hemen geliyorum. Selam kovboy. Hayal mi kuruyorsun? Hayır, turşu kuruyorum. Bakıyorum sen de uçuyorsun. Hem de kanatsız. Ama yakıtım bitmek üzere. Deponu dolduralım anam. Kuru mu, yaş mı istersin? Fark etmez! Kimsin sen? Noel Baba! Yeni düştün galiba! Düşmedim, düşürüldüm! Bununla ne bulacağını sanıyorsun? Aradığım adamı! Beni buna alıştırıp mahveden hergeleyi! Suat'ı tanır mısın sen Suat'ı? Basıldık! Pis solucanlar, radi mahluklar, cemiyetin yüz karaları, geçin şöyle! Geçin! Yazık be! Sizi yetiştiren anaya babaya lanet olsun! Sen! Kaçma, dur! Lanet olsun senin gibi evlada, geber! Geberteceğim seni! Hayır. Thank you.
etmekte ısrar ediyorsun. Evet efendim. Dürüst bir komiser, iyi bir dostu kaybettiğim için çok üzgünüm. Teşekkür ederim. İstifa etmekle size olay hakkında daha iyi tahkikat yapma imkanı vermiş oluyorum. Olayın tahkikatı yapıldı. Şahitler dinlendi Asım Bey. Şahitler mi? Evet. En kuvvetli görgü tanığı bir elemanımız, sizin olayda hiçbir suçunuz olmadığına dair ifade verdi. İmkansız bu. Olay anında orada hiç kimse yoktu. Vardı. Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Bürosu'ndan Başkomiser Murat. Başınız sağ olsun Asım Bey. Acınızı nasıl paylaşabiliriz acaba? Bıraktığım yerden siz başlayın. Acım çok büyük. Bu şartlar altında size hiçbir faydam olamaz. Alas mı aldık? Konuş! Konuş, yoksa öldürürüm seni! Ah! Dur oğlum, yapma! Yapma! Bu sürtük! Analık hakkı ve yerli tanrım! Başından beri her şeyi biliyordu! Ah! Ah, oğlum yapma! Ama benden her şeyi gizledi! Ablasını korudu! Ses et anne! Konuş! Konuş diyorum sana! Hadi! Hadi anlat gerçeği! Yeter! Yeter artık! Söyleyeceğim! Zuhal diye bir arkadaşı varmış! Bir iki defa Santa Kulübe gitmişler! Başka bir şey bilmiyorum! Gecikti! Gelmeyecek herhalde! Gelir! Merak etmeyin! Haklısın! Geldim işte! Demek sensin Cemal! Şimdi konuş bakalım! Kızım öldü! Neden? Ben neden 4 sene yattım diye sana sordum mu? Suçluydum! Uyuşturucu madde satarken yakalandın! Sen yakaladın! Ben kanunun emrettiğini yaptım! Ya! Senin dediğin kanunlar kızının esrarkeş olmasına, sefilce ölmesine mani olamadı ama! Demek arzuyu esrara alıştırıp ölmesine sebep olan sensin. Evet. Şimdi sıra sende. İntikamım korkunç olacak. Bitirin işini. Komiser Murat, Ayşe, memurelerimizden. Memnun oldum. Memnun oldum. Ayşe Hanım, Murat Bey'in emrindesiniz. Bundan böyle bütün talimatları Komiser Murat'tan alacaksınız. Başüstüne efendim. Yapacağınız iş, yurdumuza bol miktarda uyuşturucu maddeleri sokan çetenin başı, Avrupa ve Orta Şark'ta takma ismi Tilki olan yabancı uyruklu şahsı yakalamaktır. Bizimle her an temasta olacaksınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah, sen sonumuzu hayırlara tebdil eyle ya Rabbim. Nerede kaldın evladım? Çok merak ettim. İşim vardı. Ancak gelebildim. Uyudun mu? Çok da.
Buyurun oturun çocuklar, bir çay bir kahve için. Ne var oğlum? Bir şey mi oldu? Bela geliyorum demez anne. Elimden bir kaza çıktı. Bir süre ayrı kalacağız. Ne? Ne yaptın Asım yoksa? Bir şey sorma anne. Kader işte. Filiz sana emanet. Ona iyi bak. Al Asma al. Oğlum. Bakmıştım. Bu akşam gelmedi. Mutlaka görmem lazımdı da... Şöyle oturun, ben bir baktırayım efendim. Böylece Asım hikayesi de sona erdi. Kabadayılık yüzünden iki kişiyi yaralamaktan yargılanacak. Biri komada, sanırım uzun süre içeride kalır. İyi oldu. Şimdiye kadar bize kan kusturmuştu. Unutur muyum hiç? Onun yüzünden tam 4 sene yedim. Şimdi sıra küçük kızında. Ne dersin Zuhal? Yoo! Bu işte ben yokum. Korkuyorum. Ha? Alo, buyurun. Ben Cemal. İcabına bakarız. Görmek istemişsiniz. Hayır Zuhal'i. Gel seni Zuhal'e götürelim. Gidelim. Zuhal'i bulmak çok zor olacak galiba. Gidelim. Asım Bey, müdür bey odasında seni görmek istiyor. Gel bakalım Asım. Otur şöyle. Benimle görüşmek istemişsiniz. Murat Bey görüşmek istedi. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hadise hakkında sizden malumat istiyorum. Hiç yoktan başım belaya girdi. Onların istediği de buydu. Onlar dediğiniz kim? Cemal ve adamlarım? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bazı şeyleri bizden saklıyorsun. Neden? Bakın... Ben buradayım. Fakat dışarıda yaşayan bir anam, bir de kızım var. Onların başına bir şey gelsin istemiyorum. Merak etmeyin. Ben ilgileneceğim onlarla. Allah Allah! Bu saatte kim olabilir? Kim o? Asım'ın arkadaşıyım, haber getirdim. İşte orada! Yakala çabuk! Durun! Çekil be kadın! Thank you.
Ne istiyorsun ben sizi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu adamlar senden ne istiyorlar? Bilmiyorum. Kimsin sen? Asım'ın kızıyım. Öyle mi? Bak şişe, ben de size geliyordum. Babaannem, evdeydim. Ona bir şey yapmış olmasınlar. Çabuk atla! Kaldırmamız gerek. Tam işi bitirmiştik, gazinodaki adam geldi. Kız kaçtı. Bir işi halledemediniz. Hemen bulun kızı, bana getirin. Yoksa yersin kurşun. Hadi yürü. Ne olur efendim, yeğenimi bulun bana. Zuhal benim hayattaki tek varlığımdır. Metin olun beyefendi. Elimizden geleni yapacağız. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda yeğeninize kavuşacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ne dersin? Bilmem. Bir sürü kız kayıp. Bunların arasında Suat'in yeğeni ve Asım'ın kızı Filiz de var. Yakında onların da aileleri Suat gibi tek tek gelirler. Ne cevap vereceğimizi biliyor musun? Galiba. Birini mi aradınız? Evet, patronu görmek istiyorum. Ne yapacaksın? İş için, ben şarkıcıyım da. Nedir o? İş arıyormuş efendim. Şarkıcı olduğunu söylüyor. Ya, öyle mi? Ne dersin? Bilmem ki. Bir deneyelim bakalım. Pekala. Geç bakalım sahneye. Nedir, nasıldır, bilen var mı? Bilen var mı?
Güzel. Odama gel kızım. Görüşelim. Olur efendim. Bizim müşterilerimiz ses güzelliğinin yanında vücut güzelliği de arar. Bakalım vücudun da sesin kadar güzel mi? Gazino kapalı. Öyle mi? Önemli değil, birisine bakacağım. Hadi bakalım, kapalı dedik. Çık git. Toparla. Ne istiyorsunuz? Buranın sahibiyle görüşeceğim. Benim, söyleyin. Ne var, ne oldu? Kimin adına çalışıyorsun, söyle! Söyle, yoksa kırarım kafanı! Ben bir şey bilmiyorum! Bırak beni, bırak diyorum! İmdat! Bırak! Söyle! Burada bir partide şarkı söyleyeceksin. Tabii ücretin de o nispetle yüksek olacak.
Teşekkür ederim efendim. Sana yeni bir elbise gerekecek. Al bunu giy. Peki efendim. Ayşe kulübümüzün yeni solisti. Monsieur Potage misafirimiz, şeref konuğumuz. Sesi de kendi kadar güzeldir herhalde. Oo, ondan hiç şüpheniz olmasın. Ayşe, Monsieur Potage için bir şarkı rica etsek? Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül, bilmem bu kaçıncı. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül, bilmem bu kaçıncı. Haline bak, dertli çal kemancı, başımın tacı gir. Bu gece bende kal, benim halim çok acı. Ne haber? Yarınki sevkiyat için her şey hazır. Bu yeni şarkıcı kız da gönderilecek mi? Tabii, bize çok güveniyor. Değiştin kemancı, neden hep yarını çalmıyorsun? Benim dünyam yıkılmış, sen de mi acıyorsun? Değiştin kemancı, neden hep yarını çalmıyorsun? Benim Monsieur Potage memnun. Kızı beğendiği anlaşılıyor. Ben bu kızı bir yerden tanıyorum ama... Ayılmadın galiba. Yarın mallar elimizde olacak. Siparişleri aldın mı? Merak etme, tamamdır. Konuş! Kimsin sen? Polis olmasın? Üstünü aradım, hüviyete benzer bir şey çıkmadı. Ne istiyorsun bizden? Kimsin sen? Durun! Söyleyeceğim. Ben Noel babayım. Sizin gibi sütü bozuklara her yılbaşı hediye getiririm. Ya, ya öyle mi? Ya, ya. Şimdi ben seni konuştururum! Konuşmazsın ha! Öbür dünyaya çiçeğin de hazır. Bunlar yandıkça işim bitiktir. Hadi eyvallah! Güzelsiniz Ayşe Hanım.
Yapacağımız turne size şöhret ve servet getirecek. Turne mi dediniz? Yoksa bilmiyor muydunuz bunu? Şey, tabii biliyordum. Sıcaktan biraz bunaldım da. Bu tehlikeli olmaya başladı. Yarın bunu da postalamalı. Yoksa başımıza iş açabilir. Ha, Asım'ın kızı ne oldu? O benim meselem. Siz karışmayın. Nasıl? Eğlenebiliyor musunuz Monsieur Potage? Harikulade. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Buna çok sevindim. Yarın saat 4'te mallar teslim değil mi Monsieur Potage? En ufak bir endişeniz olmasın. Anlaştık. Bana biraz müsaade. Makyajımı tazeleyip geleyim. Tabii. Buyurun, müsaade sizin. Ayşe'yi götürdüklerinde müdür bey saat 14'tü. Demek ki aradan 6 saat geçmiş. Köşkü bulabilecek misin? Sanırım. Ama daha önce Asım'ı halletmeliyim. Şimdi Cemal'in yerine gitmiştir. Evet, onu kaçırdığımız iyi oldu. Şimdi Cemal bunu duyunca telaşa kapılacaktır. Bu da bizim işimize yarayacak. Yalnız bu arada dikkat etmeli, Asım'a bir şey olmasın. Ben hemen oraya gidiyorum. Yardımcı ister misin? Şimdilik hayır. Ne var? Asım hapisten kaçmış. Ne? Evet patron. Yeni kaçmış. Bütün polis peşindeymiş. Hoş geldin. Asım. Evet ben. Daha fazla tahammül edemedim. Kaçtım. Kızım nerede? Ben de onu arıyorum. Cemal değil mi? Bırakın beni! Ne istiyorsunuz? Cemal'in yerini söyleyeceksin. Konuş, konuş! Hayır olmaz! Öldürürler beni! Konuş yoksa kırarım kafanı! Hadi çabuk olun! Araba hazır mı? Hazır! Peşinde bir sürü polis de Asım şu anda seni arıyordur. Neredeyse buraya gelir. Ben burada kalıyorum. Sen ötekilerle git. Ayşe nerede? Bilmem. Çabuk buldun onu. Çok acele etmeniz lazım. Evet, evet. Halıcıoğlu'na gelmeden 50 metre önce büyük ahşap bir ev var işte. Söyle bakalım kiminle konuşuyordun? Hiç, annemle. Öyle, kime tarif ediyordun burayı? Hadi! Yürü! Ne oluyor orada? Telefon ederken yakaladık, birisine burasını tarif ediyordu. Söyle, kiminle konuştun? Dur şef!
Şimdi hatırladım bu kızı. Gazinoda bizimle kavga eden adamın yanındaydı. Demek aramıza casus olarak getirdiler seni ha? Götür. Asım'ın kızı ne olacak? O bana lazım. Hadi sen de git. Aşağıdaki kızı getir bana. İnşallah geç kalmadık. Adamın tarif ettiği yer burası. Burası meşhur Monşer Suat'ın köşkü. Monşer Suat ha? Tamam. Sen ön kapıdan, ben arka kapıdan dolaşalım. Hı-hı. Artık baş başa kaldık güzelim. Babanı beraber bekleyelim. Dikkatli olun. Bırak! Bırak beni! Yavrum! Babacığım! 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 Korkma kızım, her şey bitti artık. Sen bunu polis gelinceye kadar tutarsın. Ben diğerlerinin peşinden gidiyorum. Yaptıklarının hesabını vereceksin Cemal. Seni konuşturan elindeki silahın Asım. Mermiyle ucuz ölürsün. Seni ellerimle geberteceğim. Yoksa gebertirim kızını. Baba! Kaybettin Asım. Sen de kızın da gebereceksiniz. İçeride yattığım her an bugünü düşündüm. Kaçabilirdim. Bekledim seni.
Bırak kızımı. Bana ne istersen yap. Kızın ne yapacağımı biliyor. Şimdi senden başlayalım. Ne olursun biraz daha morfin ver bana. Artık seninle uğraşamam. Ne zaman gelecek motor? 2 saat sonra. Daha önce gelmez mi? İmkansız. Şimdi açık denizdedir. Boğuluyorum. Ne olur kurtarın beni. Sakin ol kızım. Bırak. Şimdi morfinin sırası değil. Yalvarırım. Morfin verin bana. Morfin. Morfin. Hadi be uzattın. Beklemek için Haliç'teki depoya mı gidiyorlar dedim? Evet, çabuk yetişin. Tam açık bir adres veremez misin? Alo? Alo! 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 Bütün Yıldırım ekiplere haber verilsin. Egzoz sesi olabilir. Oh!
Potaj nerede? Bilmiyorum. Sen buna dikkat et. Telefon ederken yakaladım. Ben Potaj'a bakayım. Gel. Biraz. Suat! At dedim! Anlamadım. Beni tanımadın mı? Hayır, kimsin sen? Morfinle uyuşturup hayatını mahvettiğin zavallılardan biriyim. Ya, ne istiyorsun? Canını! Ne yapıyoruz? Kaçalım! Durum kötü! Kapı burada! Gidelim! Durun! At silahını! İş burada bitti. O pis para hırsınız için birçok masum genç kızın namusuna ve kanına girdiniz. Bunların hesabını herhalde dar ağacında vereceksiniz.